Abi bu nedir böyle ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yamyamlara bak, yamyamlara. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Scam'da yeni bir bölümde sizlerleyim. Fakat şöyle bir durum var. Geçenlerde bir güncelleme geldi. Güncellemeden sonra arabalar kayboldu arkadaşlar. Ve arabanın içindeki bütün eşyalar. Yani ben en son biliyorsunuz bir tane ev bulmuştuk. Bayrak dikmiştim. Daha doğrusu bayrağı yapacaktım. Ve arabayı da evin yanına park etmiştim. Sonra oyuna güncelleme geldi. Güncellemeyi yaptım. Ve oyuna gireceğim zaman girdim. Ben tabii çoğu eşyayı da arabaya koymuştum. Arabayla beraber hepsi kayboldu. Gitti. Ben tabii bu olayla karşılaşınca birçok yerde spawn olmak zorunda kaldım araba aramak için ve paramız da eksildi bayağı bir. Arabayı buldum, arabayı da şurada buldum. Hemen şu küçük kulübelerin orada böyle yol kenarında sağda duruyordu. 3 tekerlekli, bir tekerleği yok. İçinde benzin de yoktu. Sıfır benzin vardı. Şu hemen göstereyim haritadan. B1 bölgesindeyiz. Şu yukarıdaki kasabadan, şehirden birkaç kere loot yapmak zorunda kaldım ve çok zorluydu. Acayip zorluydu. Bir tane benzin bidonu buldum ve onu sağdan soldan böyle buldum. İşte başka benzin bidonlarından azar 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 bir tane motor buldum. Ondan biraz doldurdum falan derken baktım bu iş böyle olmayacak. Aldım elimi abi. Şuraya gittim. Şurada bir benzinlik var. Oraya gittim. Bu bidonu doldurdum, geldim. Arabaya boşalttım ve şu kadar benzinimiz var. Araba yürür durumda. Araba gidiyor ama ön sol tekeri yok. Kasabadan birkaç kere loot yaptım. Şu çantalar dolu. Eşyalar bunlar. Bunları artık götürüp trader'da satacağız. Arabaya basit bir kilit yaptım. Kilidi koydum ve bu şekilde buraya gizledim arabayı. Yukarı tırmanıp birkaç loot yapıp geri dönüp buraya yükleyip 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 yani şu duruma geldim. Kıyafetleri de yine aynı şekilde buldum ettim ama birçok eşyamızı kaybettik abi. Oyun resmen bizde daş daş geçiyor. Daş daş geçmeye devam ediyor. Böyle bir aksilikler falan, paramız biraz eksildi. Bugün yapacağımız işler arasında şimdi evi biraz geride bıraktık. Bugün trader'a gitmem lazım. Trader'da satış yapmam lazım ve eve geri döneceğiz. Evde yapmamız gereken işlerimiz var. Onlar yarım kalmıştı. Ben bayrak olayını hallettim. Bayrağımızı yaptım. Ondan sonra zaten yola düştüm. Sağa sola bakmaya çalıştım. Şöyle bir durum var. Zombiler gerçekten çok ağır vuruyor. Acayip kanamalarım oldu. Acayip böyle yani ölme derecesine geldim. Artık böyle aha dedim, burada da ölüyoruz herhalde. Ama işte en son bir yerde hasbelkader bir absent şişesi buldum. Bu viski de. Ben absent şişesi buldum daha önceden. Onunla işte sargı bezleriyle falan biraz tedavi yaptım. Tedavi yaptıktan sonra karakter toparladı. Baya bir böyle kuytu köşeye yatıp karakterin kendini toparlamasını bekledim falan filan. Baya zahmetli işler oldu. Baya böyle değişik değişik böyle sinir krizleri eşliğinde abi. En sonunda bu duruma getirdim olayı. Şimdi arabamıza atlayacağız ve benzinliğe gidip benzin yüklenmeye çalışacağım. Çünkü bu benzin bizi götürür ama geri getirir mi bilmiyorum. Batarya durumu da pek iyi değil. Şöyle yola doğru çıkalım. Arabayı bu arada çok iyi yere park ettim. Şuraya gördüğünüz gibi işaretler koydum arabayı kaybetmemek için. Bunları da hemen kaldıralım. Şöyle. Evin oraya işte evin içine yatak da kurmuştum. O yatağı yapacağız. Böyle olaylar abi. Araba tabii biraz tuhaf gidecek. Ona yapacak bir şey yok. Lastik bulana kadar ya da trader'da bir lastik eklentisi yaparız abi arabaya. Durumumuz bu şekilde. Biraz zor ama en azından bunun sadece lastiği yok. Koltukları falan tam. Öbür arabada koltuğumuz yoktu. Ama lastik olması tercih ederdim tabii. Her neyse, 3 teker yolumuza devam ediyoruz. Öyle bir sıkıntılar oldu. Bu tabii bunları yapmak kolay değil. Aslında video da çekebilirdim bunun için ama en azından bıraktığımız yerden devam etmek gibi olsun dedim. Gerçekten bazen böyle oyun o kadar zorluyor ki bazı yerlerde oyunu salmak istedim yani. Artık ben bu oyunu oynamayayım ya falan dedim yani, o derece. Yani arabanın gitmesi ne demek abi? İçindeki bütün malzemelerle birlikte gitti yani. O kadar arabaya loot yapmıştık ki araba fulldü zaten. Onları güzel güzel gidip satış yapacaktık. Evimize yerleşecektik falan, güzel planlar vardı. Hepsi böyle tuz buz oldu gitti abi. Neyse ki bu arabayı bulabildim. Yani millet var ya, hemen böyle araba bulmak için saldırmaya başlıyor arkadaşlar. Böyle yani kaç kişiyle karşılaştım bilmiyorum. Millet dediği gibi kasabalarda falan araba arıyor. Orada anladım ki herkesin arabası kaybolmuş yani. Burada hemen zombiler var. Bunları bir peşimize düşürüp temizlememiz lazım. Siz bir peşime düşün. Burada iki tane patlayan var bu arada. Bunlara dikkat etmek lazım derken Allah. İyi, yakınlarda patlayan yok. Şunları bir üstümüze çekelim. Benzinliği ne kadar boşaltırsak o kadar iyidir. Bir gelsinler bakalım. Oo, çok kalabalık abi, inanılmaz ya. Ve arkadaşlar inanılmaz hasarlı vuruyorlar. İnanılmaz. Yani iki vuruşta indiriyorlar neredeyse. Ve çok kalabalık abi. Zombi sayısını arttırmışlar bayağı bir. Şunları bir ekersem gerisini de hallederim diye düşünüyorum.
Evet, birinci zombimiz patladı ama şu arkadakiler peşime takılmadı abi. Onları da bir peşime takmam lazım. Ya bunları temizlemek var ya, gerçekten çok zor ya. Aşırı kalabalıklar. Ve yol ortasında tıkanıyorlar abi. Böyle duruyorlar, bekliyorlar falan. Bunları uzaklaştırmam gerekiyor. Hadi abi takılın peşime. Gelin abi, gelin abi. Gelin, hop. Koru gibiler baksana. Diğer patlayan nerede? Buralarda bir patlayan daha olması lazım. Onu da bir üstümüze çekersek. Hadi gelin gelin gelin. Bak arkadakiler kalıyor ya şöyle. Ben gerçekten deli oluyorum. Dur abi, şunları ben bir uzaklaştırayım buradan. Evet, gerizekalıları bir tık uzaklaştırdım abi. Yani var ya, gerçekten bu kadar kalabalık olmaz ya. Benzinlik abi burası. Ne işiniz var sizin burada ya? Bu kadar kalabalığa ne gerek var? Hemen şu arabayı fullemek istiyorum ve buradan uzamak istiyorum. 886 TL. Oh, çeksin bakalım. Hemen şunu arabayı dolduracağım. İçindeki bidonu da dolduracağım. Ondan sonra yürüyoruz gidiyoruz abi. Direkt trader'a. Bir sürprizle daha karşılaşmak istemiyorum ya. Gerçekten. Evet, yolumuza çıkalım bakalım. Bu arada videoları beğenip yorumlamayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmadan izleyen izleyicilerim de varsa, abone olurlarsa çok sevinirim diyorum ve trader'a doğru yola çıkıyorum. Doğru yolda mıyım? Şöyle galiba kasabanın içinden geçsem daha iyi olacak gibi. Ben trader'a doğru sürüyorum. Oraya geldiğimde satış için tekrardan birlikteyiz. Evet, zor da olsa hoplaya zıplaya trader'a geldik. Yalnız şöyle bir şey, bu oyunda şunu anlıyorum abi. Gerçekten arabasızlık inanılmaz zor. O kadar insanı yoruyor ki bir yerden bir yere gitmek. Ve karakter, biliyorsunuz artık bitkinlik, yorgunluk olayları var. Yani iki koşuyorsun, karakter yorulmaya başlıyor. Susuzluk başlıyor, açlık başlıyor. Yani inanılmaz bir şekilde ve çok zorluyor abi, çok zorluyor. Arabasızlık çok kötü. Hemen burada satışımı yapıp arabanın tekerini tamamlayıp umarım bu araba bir daha kaybolmaz. Umarım öyle bir şey olmaz. Gerçekten olursa bilmiyorum yani. Radikal kararlar almak zorunda kalacağız. İlk şuradan başlayalım. Silahçıdan başlayalım. Hem siz de arabanın içindeki malzemeleri görmüş olursunuz. Satacağım şeyler var, satmayacağım şeyler var, kullanacağım şeyler var. Onlara bir karar verelim hemen. Şöyle bir kapıyı kapat. Şimdi şöyle ufaktan bir başlayalım. Şu AKS'yi satabiliriz ilk etapta. Bu yüksek bir silah olur ilk etapta. Bunu satabiliriz. Asfalt kalabilir. Ya da asfalı teklide kullanamayacağımız için belki bunu gönderebiliriz. O şekil bir şey yapabiliriz. Bu 9 mm'de kullanıyordu. Ben... Bir dakika abi, bunun üstünde bir şeyler vardı. Bunları da ayıralım. Ya da bu şekilde versek herhalde onun şeyi sayıyordur, parasını. Şarjörümüz boş bu arada. Bunu koyalım. Bunu vereceğiz. Şunları vereceğiz. Burada şimdi vereceklerimizi şöyle bir... Bu arada 3 tane bulmuşum abi, gelişmiş şey. Ne derler, pusula. 3 tane bulmuşum, güzel. Şu maskeyi nereye attın lan? Heh, maskeyi vereceğiz. Şunu şöyle koyalım. Başka... Vereceğim şeyler var. Bayağı bir vereceğim şeyler var. Şu karbon antırı tutmayı düşünüyorum. O bir kalsın. Şu bıçağı verebiliriz. Çok para edecek mi bilmiyorum ama. Silah kalsın. Şarjörü var. Şu bir dursun. Hatta bunu bunun üstüne takalım. Sonra karıştırmayalım abi neyin ne olduğunu. Üstüme almam gerekiyor. Bunları yukarı bir ayıralım abi. Bunlar şimdi yukarıda kalsın. Bunlar satmayacağız. Şunu satabiliriz. Şöyle bir içeri girip gelelim. Ondan sonra devam ederiz. Acelemiz yok abi. Sakin sakin. What's up? Kardeşim sorma başımıza gelenleri ya. Olmayacak şeyler oluyor ya. Sen bize güzel bir para ver de. Bizim daha bunu bu bıçağı almıyormuş bu arada. Biz de araba maraba tamir edeceğiz biliyor musun? O yüzden paraya ihtiyacımız var. Bu arada trader'ın şeylerini mi düşürmüşler? Ya da biri gelip burada satış mı yaptı? Ne oldu? Neyse. Önemli değil. Paramızı aldık. Güzel. Şöyle bir devam edelim abi. Bıçağı hemen arabaya sallayalım. Daha çantaların içinde de bir şeyler var. Onlara bakacağım. Şu absent şişesi boş ama bir şeyle doldurup kullanabiliriz. Şimdi şurası kalıyor. Şu mermiler kalsın. Buralar kalsın. Tamam. Mermi o... Şunu verebiliriz. Başka burada satacağımız ne var? Şu şarjörleri verebiliriz. Bu kalıyor. Şunu şöyle koyalım. Başka kilit kalsın. Şu çantayı bir çıkartalım. Şimdi burada tabii satılacak şeyler var. Şu silahın durumu daha iyi. Şunu bir arabaya atalım, onlara bakacağız. Kruger şarjörü var. Ver gitsin abi. İçinde birkaç mermi vardı, önemli değil. Şunu arabaya atalım. Bunu da arabaya atalım. Şu silahları vereceğim abi komple şimdi. Şunu verebiliriz. Bu ve bu kalıyor. Çantayı da atalım. Bir dakika abi. Diğer çantaya bakalım. O çantada da bir malzemeler var. Burada da şunu verelim. Jop'u verelim.
Job kalsa mı acaba? Yok, beyzbol sopamız var zaten. Bu kalıyor. İğneyi ver. Bunu buraya at. Şu silahtan hadi iki tane olsun ya. Bunu da koy arabaya. Tamam. Tamam abi, çok panik yapıp her şeyi satmaya gerek yok. Yani sıkışırsak satarız zaten. Hemen şunları bir tek tek seçip gönderelim abi. Tamam, başka bir şeyimiz yok. Bunları da al hocam. Güzel. 5123. Para kopardık buradan. Hemen bir arabayı tekrar kontrol edelim. Şöyle bir şu maskeyi bir deneyelim. Başka burada vereceğim bir şey. Dur bakayım, şu silahtan galiba 3 tane oldu. Tamam, şunu da verelim abi. Başka burada vereceğim bir şey yok gibi. Satacağım bir şey yok gibi. Aynen, tamam. Bir krikomuz var, bir alternatörümüz var. Onları şimdi mekanikçiye satarız. Şunları da verelim. Ha, maskeyi burası almıyordu, pardon. Maske kalsın üstümüzde, tamam. Ver bunu da. Tamam, şimdi arabayı buradan alalım. Hocam kolay gelsin, görüşürüz. Baya bir işim var, kafamda karışık, kusura bakma. Şöyle bir atlı arabaya. Satışlar devam ediyor. Hem mekaniğe gidelim, lastiğimizi tamamlayalım. Hem de diğer parçaları, eşyalarımızı satmak için diğer mağazalara da uğrarız abi. Mekanikçi de burada. Şu arabayı hemen şuraya alalım. Alalım, alalım. Bu iyi midir hocam? Kalsın mı böyle? Hiç ileri geri de demiyorsun ya. Dur bakayım. Güzel park edelim de. Evet, şimdi bize lastik lazım hocam. Şuradan bir tane lastiğimizi takalım. Okey. Tamam. Bu arada arabadan şu malzemeleri de alıp, hangisi daha iyi? İyi olan bizde kalsın. Tamam, şu. Şu. Hocam şunları da ver. Lastiği beleşe getirmek istiyorum. Eyvallah. Tamam. Bu araba hazır burada dursun. Ben bir bankaya uğrayıp geliyorum. Bankamız nerede? Şu parayı hemen bankaya atalım abi. Parayı güvene alalım. Bankayı da ara ki bulasın ha. Hah, burada. Hemen şuraya gelelim. Merhaba kardeşim. İhtiyaç kredisine ihtiyacımız var. Veriyor musun? Bence vermez. Hemen şuradan girelim abi. Deposit 5583. Okey, tamam. Bakalım. Hemen evet. Tamamdır bu işte. Bu işi de hallettik. Şimdi arabayı indirelim. Onu, antibiyotik alsam mı ben ya? Antibiyotik falan alalım abi. Lazım oluyor gerçekten. Tabi alabiliyorsak. Dur bakayım. Aynen, antibiyotik biraz da tuzluymuş. Bir tane alalım. Üstümüzde bulunsun, antibiyotik lazım oluyor. Zombi saldırılarında falan iyileşmek için önemli. Üstümüzde viski de var ama viskiyle sargı bezi yapıp öyle bir şey de yapabiliriz. Ama antibiyotik de bulunsun. Şöyle arabamızın yanına geçelim. Tamam, arabanın işi bitti mi hocam? İndirelim arabayı. Çok güzel. Arabada eksik bir parçamız yok. Sadece galiba arka tampon ve ön tampon, şu demirler var ya, onlar da önemli değil. Garajlardan falan çıkıyor buluruz ama böyle daha güzel duruyor sanki. Daha bir tok duruyor araba. Hocam kolay gelsin. Başımıza neler geldi ama sonra anlatırım. Şimdi işimiz var. Yağmur da başladı. Hemen şöyle arabayı bir dışarı alalım. Ya aslında dışarıda kilit milit olayları da bulabiliriz ama ben buradan kilit mi alsam ya? Kilit ve toolbox. Çünkü ya da dışarıda mı toplarız bilmiyorum. Duruma göre bir bakalım. Şimdi bir dakika, arabanın içindeki malzemeleri şöyle bir üstümüze çekelim. Buraya verebileceğimiz ne var? İplikler kalsın. Açacak var. Açacak da dursun. Levye var. Levyeyle pek işimiz olmaz. Levyeyi verelim. Balıkçıya da uğramamız lazım. Yani bir tane şey var. Başka bir şey yok gerçi balıkçılıkla alakalı ama. Şöyle bir bakalım. Şu bıçağı alabilir belki. Çantalardan birini verebiliriz. Şunu verelim. Bu bir dakika boş değil mi? Yanlış olmasın. Tamam. Başka fazla çantaya gerek yok abi. Bir tane ekstra çanta dursun yeterli. Şu deri ceket kalsın. Ben bu deri ceketi seviyorum. Bazen böyle değiştiririz ıslandıkça falan. Başka vereceğimiz bir şey yok. Şöyle bir bakayım yine. Tamam, başka vereceğimiz bir şey yok abi. Beyzbol sopası 2 tane. Dursun abi. İkisi de dursun. Tamam. Selamünaleyküm. Şimdi hocam sen şunları bir alıver. Güzel para ediyormuş bu arada maske. Levye de öyle. Şunları bir verelim. Bu arada çantayı da verelim. Tamam, tertemiz. Ben hızlıca bir banka gidip şu parayı da yatırıp geliyorum.
Bu arada yorumlarda belirtin abi, sizin de arabanız kayboldu mu ya da oyunda farklı bir aksaklık başınıza geldi mi? Böyle bir çok eziyet gibi olan şeyler oldu mu? Yorumlarda belirtin abi, konuşalım ya. Gerçekten benim çektiğim eziyet harbi eziyetti yani. Araba kaybolduktan sonra böyle dünya başıma yıkılmış gibi hissettim. Bütün eşyalarla birlikte gitti çünkü. Yani içinde üstümdekileri de arabaya bıraktım hani oyundan çıkarken. Niye öyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum ya. Bu hataya düşmeyiz bir daha. Her neyse. Bu arada hocam kilit var mı elinde? Kilit varsa ne kadar? Aslında toplayabiliriz ama çok da para değilmiş ya. Aslında bir 10 tane çakıp hemen hızlı hızlı şu arabaya gümüş bir kilit yapsak. Sen 1120. kabul Hatta etmeyin. 20 tane alalım. Çünkü eve de kilit yapacağım. Ya toplayarak zaman kaybetmek istemiyorum. Cash değil, banka. Ver bakalım. Şunları hemen alalım. Yalnız toolbox'a da ihtiyacımız var. Geçmiş olsun. Şöyle şunları hemen bir toplayalım. Şimdi bakalım Yüz bu toolbox'ın ne hafta. kadar. Ne olur güzel bir para söyle. 1000. Güzel, tamam. Ver bir tane bundan da. Tamam, bunu da eline al. Tamam hocam, senin alışverişin bitti. Ben hemen şu arabaya Merhaba. burada, çünkü bu arabaya basit kilit yaptım. Şöyle hemen çıkartayım onu da. Gördüğünüz gibi. Buna güzel bir kilit yapalım. Çok gerek var mı bilmiyorum ama yapasım geldi. Eve de kilit yapacağız zaten. Şuradan hemen iki tane işleyelim. Altın kilide maalesef skillim yetmediği için şu anda gümüşle yetiniyoruz ama iki tane yaptık. Tamam, problem yok. Şunları hemen alalım. Bunu da arabaya atalım. Şunu arabaya takalım. İşimiz bitti. Tamam. Şu kilitleri de şöyle koyalım. Okey. Şimdi yolda eve döneceğiz buradan. Yolda ama belli başlı işte endüstriyel malzemeler bulmamız lazım. Metal parçadır falandır filandır. Kasa masa yapacağız, bilmem ne yapacağız, dolap yapacağız falan. Bir sürü şey yapacağız. O yüzden yolda birkaç yere uğramayı düşünüyorum. Şöyle bir yola çıkalım. Hatta şuraya bir uğrayalım. Şuradaki küçük havalimanına. Hemen bir zombi geldi. Dışarı çıkar çıkmaz bismillah. Çok kalabalık abi. Her yerde zombi var ya. Hiç rahat vermiyorlar. Burada böyle gezmeye değer bir yer var mı? Şu geliyor mu, şu gerizekalı? Aa, iki tane. Neyse, buradan çıkalım ya. Şunları bir... Şimdi inip uğraşmak istemedim. Zaten burada pek bir şey de yoktur. Şöyle bir yola devam edelim. İrili büyüklü kasabalara falan bakacağız. Geldiğim yerlerde tekrardan birlikteyiz. Evet, şimdi şöyle bir kavşağa geldim abi. Yine B1 bölgesindeyiz. Burada böyle küçük küçük evler var. Oraları bir araştırmam gerekiyor. Yalnız arabayı şöyle sote bir yere park edelim. Şimdilik. Şöyle şu çalıların arkasını şu tarafa koysam yeterli gibi. Bu arada bir de şöyle bir MP5'e şarjörüne mermi basmam gerekiyor. Bir dakika abi. Hemen şunları bir dolduralım. Şu silahı da bırakalım. Kilitleri de koyalım. Yani biraz mermimiz var. Artık yettiği kadar. Pompalıyı da koy abi. Pompalının içinde mermi var mıydı? Ona bir bakalım. Bir dakika abi. Şunun içinde birkaç tane mermi olması gerekiyor. Fişek olması gerekiyor. Tamam, 9'a 8 güzel. Pompalı da üstümüzde kalsın. MP5 de üstümüzde kalsın. Beyzbol sopamız var. Artık şuralardan ufak tefek böyle metal parça falan filan bir şeyler bulursak karımıza, şunu hızlı erişime ekleyelim hemen. Şöyle yapalım. Araba burada kalsın. Şurada hemen bakalım. Bize göre bir şeyler çıkacak mı? Bu arada silahı da tekliği alalım. Aynen, şu an tekli de tamam. Evet, var mı kimse? Buralarda bu arada tarlalarda falan çok meyve sebze var. Onları da toplayabiliriz. Çünkü açlık ve susuzluk da kapıda yani. Geldi gelecek. Metalleri alalım bir kısmını. Çok metal doldurmayacağım üstümü. Kilit işini hallettik. Bize ne lazım olur? İp lazım olur. Birkaç tane metal lazım olur. İşte testere mesleri bulursak onlar lazım olur. Duvar muvar çekecek olursak ya da ne bileyim başka bir şeyler yapacak olursak, ağaç kesecek olursak falan, onlar lazım mı? Burada araba varmış bu arada. İşte böyle arabalar her yerde spawn olmaya başladı. Normalde çok çıkmıyordu araba ama bunun ne benzin, ne motor, ne akü, hiçbir şey yok. Şu metali de alalım. Şu yukarıda bir şey var mıdır? Bu arada karakterin galiba yine tuvaleti var. Ya da açlıktan mı yapıyor bunu? Yo, açlıktan yapıyor, evet. Açlık çekiyorum diyor, açlık. Açlık çok kötü bir şey. Burada ilaçlamalar falan var. Bir dakika abi. Nerede o sargı bezi?
Nerede lan ha? Şunu alalım. Metali de ver. Yani çok bir şey göremedik burada. Çok bir şey çıkmadı. Bakayım şuralarda bir şey var mı? Meyve, sebze, bir şeyler. Kuşburnu ver abi. O ne lan? Ha. Yine drone'umuz geldi ya. Korktum bir anda. O domates var. Ve pompiş var. Güzel. Mum var. Elma tohumları var. Elma çekirdekleri. Başka da bir şey yok. Bunlara da bakalım. Fındık var. Fıstık var. Var oğlu var işte. Tamam. Şimdi başka kasaba. Kasaba dediğim küçük evlerden şu aşağıda bir kısımda var. Yukarıda var. Kasabayı da gezebiliriz. İşte gördüğünüz gibi karakter çabuk yoruluyor abi. Yorgunluk ve bitkinlik var. Aslında karakteri de güzel bir dinlendirmek gerekiyor ama işte fırsat olmuyor ki, fırsat olsa. Arabayla mı gitsek, araba kalsa mı ya? Çok mu uzak kaçar? Hadi arabayla gidelim. Atla bakalım. Zaten yorgunsun. İyice yormayalım seni. Yani şu oyunda o kadar çok angarya işi var ki. Yani bir türlü böyle götünü toparlayıp bir şeyler yapamıyorsun. Sürekli seni bir şeylere zorluyor oyun. O kısım hoşuma gidiyor bak. Gitmiyor değil. Ama bir yerleşemedik abi ya. Gerçekten yerleşemedik yani. Onu da halledeceğiz diye düşünüyorum. Biz doğru mu gidiyoruz bu arada? Evet. Şurada da bir kısım evler var. Aşağıda iskele tarzı bir yer var bu arada. Dur bakayım. Oraya bir göz atsak mı? Şu araba şöyle bir kalsın. O ne ya? Benzinlik mi orası? Yo. Farklı bir yer. Kapat abi bakarız. Bu arada bir dakika abi. Üstümde çok yer yapmadan şunları bir arabaya atalım. Hemen atalım şunları hızlı hızlı. Bunları ayıklarız sonra. Oo, burada da güzel mekan varmış ya. Bayağı iyi yalnız. Bayağı iyi. Ne var lan burada böyle? Dur bakayım. Çıkar mı bize bir şey buradan? Yok. Oo, çok güzel bak. Yalnız bizimkiler de iyi durumda. Bunları da alalım abi. Yedek olarak kalsın. Bir tane tam bunu keser kumaş yaparız. Ver abi. Şöyle yukarı çıkalım. Yalnız burası çok tatlı, çok güzel bir yermiş ha. Gerçekten. Şöyle merdivenleri falan da var. Baya hoşuma gitti yani. Böyle tatlı mekanlar var aslında sağda solda. Şurada aloe vera çıkar mı bize ya? Dur bakayım. Akşam piknik yaparız. Hiç ses de yok. Kimse yok galiba buralarda. Hadi ver bize güzel bir şeyler ver de bari eli boş gitmeyelim eve. Bura boş. Kapat. Ben de huy var abi. Çıktığım yerlerin kapısını kapatıyorum. Arkamda böyle sanki buralara hiç uğranmamış gibi iz bırakmak istemiyorum daha doğrusu. Su yok. Aa, bu ne ya? Yakacak kömür mü? Bayağı da büyük bir şeymiş abi. Ben bunu alamam ki. Dur bakayım şunu şöyle ortaya al. Yakacak kömür gibi bir şey herhalde. Evet. Şunu üstüne al abi. Şu anda gerek yok ona. Şu an için en azından. Burada ne? Abi çok şey çıkmaya başladı çekirdek mekirdek olayları ya. Bu işe yoğunluk vermişler belli ki. Şu aşağıdaki evlere uğrayalım da biraz uzak mı kaçacak araba? Arabayı bayağı geride bırakmış olacağız. Dur abi arabayla gelelim. Yalnız susuzluk da başlıyor. Su, son kalan suyumuzu da içelim. Şişeyi atmayalım da şişeyi bir kuyu muyu bulursak doldururuz ya. Arabamız nerede? Arabamız. Vay arkadaş ya. Yani ben var ya harbiden araba kaybetmek için kendime yer arıyorum ha. Heh. Nasıl gizlemişim ama? Bak ben bile bulamadım görüyor musun? Atla bakalım. Şimdi gel geri gel 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 gel. Bakalım bakalım. Şimdi aşağılarda da güzel bir şeyler bulursak
En azından boş gitmemiş olacağız. Ama şeye de uğrayacağım tabii. Kasabaya da uğrayacağım. Şöyle bir bakalım buralara. Bir ses mes var mı? Bize doğru koşan bir şey var mı? Yok. Temiz gibi. Ha şey. Dur bakayım nereden geliyor? Şeyin içinde galiba. Burada ya da aşağıda. Dur bakayım neredesin sen? Ses yapmaya gerek var mı? Kalsın orada. Şimdilik. O çıkabilir mi? Oranın çıkışı yok galiba ya. Öyle hatırlıyorum. Kapıya gelirsen sana bir sürpriz yaparım. Bir şeyler deniyor ama. Gel gel buraya gel. Göster. Neyse uğraşmayacağım seninle şimdi dur. İşimiz var. Buradan bir yumurta mumurta çıkarsa en azından açlığımızı gideriz bir süre. Hiç yumurta yok ya buranın tavukları çalışmamış. Burada olabilir mi? Heh, bir tane çıktı neyse ki. Bir bot daha çıktı ver abi. Ver. Ver kalsın üstümüzde. Şuranın üstüne çıkalım mı? Bir bakalım. Silahı yere attın değil mi? Aynen. Şey, beyzbol sopasını yere attı. Tamam. Ver sopamızı. Sağda solda bir takım evler var. Aşağıda da var. Yalnız şuraya bir girmemiz gerekiyor. Bize bir müsaade edeceksin. Zombi kardeş. Yalnız bu da sıkıntılı zombilerden ya. Dur bakayım şuraya geçebilir miyiz? Burası açılıyor mu? Açılıyor. Gel. Ya bir sal beni. Yani o kadar işimizin arasında bir de sen bize engel olma ya. Tek başına ne yapıyorsun burada? Baksana abi iki vuruyoruz yoruluyoruz yani. Hiç de dermanımız yok. Yani yüz yüze kapışmak çok zor. Zor olur bizim için yani. Burada başka bir şey yok. Çıkalım abi. Arabamıza geçelim. Şu botları bir hemen atalım. Arabaya. Arabaya atacağım diye yere atıyorum bu arada. Bir fındık fıstık yiyelim. Bir şeyler yiyelim de en azından tutsun abi karakteri. Götür götür. Götür affetme. Baksana abi ya. Acımızdan öleceğiz. Bunları da at arabaya. Okey. Hadi bakalım. Aşağıdaki evlere de bakalım. Sonra hızlıca şu kasabaya çıkacağız. Ondan sonra eve vın. Evet buranın son kalesi burası. Etrafta da herhangi bir şey yok. Buraya rahat rahat bakabiliriz diye düşünüyorum. Bir zombi sesleri alıyorum ama galiba içeride mi? Evet. Dur bakalım. Hemen çözeceğiz onu. Bak bakayım göster kendini. Tertemiz. Yani bunu yapmak zorundaydım. Çünkü kapışmak biraz zor olabilir. Yani iki tane vurursa baya bir yamultur bizi. O riski almak istemiyorum. Abi su falan da çıkmıyor ya. Buralarda kuyu var mı acaba? Aa bir ceket daha bulduk. Güzel. Balkonu var. Bu evler de güzel aslında. Bu evler de hoş yapılmış. Geniş geniş. Beremere var. Başka bir şey yok abi. Hemen aşağı inelim. Bir tane su kuyusu bulmam lazım bu arada. Buralarda var mıdır ki? Pek görünmüyor ama. Su işini bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Keşke trader'dan alsaydık ya. Unuttuk valla. Yiyecek içecek biraz yüklenseydik keşke. Çünkü evde o kadar iş yapacağız. Şunlardan da aslında böyle bir su takviyesi yapılabilir. Yani durumu çok kötü değil. İyi yiyebiliriz. Bunlara su getirisi var. Şöyle hatta bir daha çıkarsa göstereyim. Gördüğünüz gibi vitaminler işte sodyum, modyum, magnezyum falan. Su nerede abi? Bir dakika. Ha. Water 54,5.
Yani iyi derecede en azından biraz susuzluk giderir. Bunlardan gördükçe aloe vera da dahil yiyebilirsiniz arkadaşlar. Baya bir vitamin ve su takviyesi yapıyor. Ha, çok tam böyle diyecektim ki çok kaçırmayın. Yoksa kusar. O hataya düştük. Neyse bir tane daha yiyelim. Ondan sonra salalım. Şey de olduğundan olabilir, hani durumları kötü olduğu için de olabilir. Şöyle aloe veralar da dahil. Alın abi, üstünüzde bulunsun. Susuz kaldığınız zaman en azından belli bir miktar sizi koşturur yani. Evet, buralarda su kuyusu falan yok. Arabaya dönelim. Ondan sonra hızlıca kasabaya doğru geçiyoruz. Evet, orman içinden kasabaya gel, yan yatma ne olur. Aman abi dikkat. Orman içinden kasabaya çıktık. Şimdi şu zombileri ufaktan bir toparlayalım şöyle. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Toplan toplan toplan. Parti var, gelin. Şöyle bir gelsinler abi. Şöyle bir, ya şu salak düşüp duruyor geri zekalı. Oğlum zıplamadan gelirsen zaten sağlam geleceksin. Bak. Heh, gel. Gel gel gel, toplan toplan toplan. Baksana abi her yerdeler yani. Her yerden çıkıyorlar. Şu an yine durgun. Pek bir şey yok. Ha, gelin abi, çok güzel. Aferin. Aferin. Bak ne güzel söz dinliyorsunuz ya. Ne kadar çok peşimize takarsak o kadar iyi. Buraları o kadar ezberledim ki artık. Çok gezdim buralarda arkadaşlar. Bir şeyler bulmak için. Özellikle polis karakolu falan. Silahlardan anlamışsınızdır zaten. Biraz yordu ama başardık. Giderken yine bir benzinlik olayı yapabiliriz. Şu zombileri iyice uzaklaştıralım. Baksana abi hala geliyorlar bak. Gel gel gel. Abi bu nedir böyle ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yamyamlara bak, yamyamlara. Şöyle bir geniş yapacağım. Bakalım. Şöyle bir geniş yaparsa bunlar peşime düşmez. Orada kalırlar. Aynen bak, şaşırdılar şu an. Şurada bir iki tane daha var. Üşenmeyip onları da uzaklaştıracağım şimdi. Evet abi, mekanı kısmen temizledik. En azından bir zombi kalabalığı yok gibi şu anda. Hemen şöyle kritik bölgemize bir çekelim abi arabayı. Zombi geliyor yine bu arada. Yo. İçerideki zombilermiş. Şurayı bir atlayacağım. Var mı burada zombi mombi bir şey? Yok. Ketçap var. Abi ne kadar çok ketçap var oyunda ya. Sürekli ketçap çıkıyor buradan. Ketçap, mayonez. Şu neymiş? Şunu hemen alalım. Oo, maşallah. Şuraya bak. Şunları bir temizleyelim de ben bu silah tekliği almadım ya. Heh. O da gitti. Var mı başka abisi? Varsa üzerim. Bir tane geldi şuradan. O da gitti. Şuna silah bile sıkmaya gerek yok da artık yapacak bir şey yok. Temizleyelim abi. Etrafımız temiz olsun. Baksana abi düşmüyor ya. İnatçı. Yalnız dışarıdaki zombiler de, uzaklaştırdığımız zombiler de duyup gelebilir. Öyle bir durum söz konusu olabilir yani. Kaç mermimiz kaldı? 2 mermimiz kaldı. Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Daha yakın zamanda zaten bu etrafa baktığım için çok kurcalamayacağım abi sağ solu. Şöyle bir içeriği kontrol altına alalım. Aşağıya da bakacağım. Abi hiç belli olmuyor biliyor musunuz? Atlayıp geliyorlar yani. O işi bir garantiye alalım. Tamam, buraları temizlemişiz zaten. Bir ipi alırım. Bunlardan bir başlayalım. Güzel abi, ver ver ver. Ne kadar mühimmat o kadar iyi. Ne var burada? 357'lik mermi. Şunlara da bakalım. Çatıda galiba bir zombi abimiz var. Sığır gibi geziyor yukarıda.
Şunu atalım, şunu alalım. Kul olsun. Abi bu arada burada da bir zombi çıktı ve bayağı bir darbe yedim. Kötü de bir küfür ettim, o yüzden atlıyorum burayı. Tam gelmiş burada durmuş pezevenk ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tam şurayı böyle sola baktım, sağa baktım. Şurayı arıyordum, geldi arkadan vurdu. Ben de biraz düz gittim tabii. Orayı atladım arkadaşlar, artık yapacak bir şey yok. Bayağı bir sövdüm yani, neyse. Bazen böyle ufak şakalar yapabiliyorlar. Hemen şunları da açalım. Defolup gitmek istiyorum artık buradan. Gerçekten bunlar beni aşırı panikletmeye başladı. Bu zombiler var ya, bu itler. Şunları alalım abi. Feltoka çıkartmamız gerekiyor. Feltoka çıkarttık. Maymucuk da yaptık da tornavidamız yok. Bir dakika abi, şu garajlara falan bir bakalım. Ona göre bir gelelim. Belki şuralarda da çıkabilir. Şu garajlara bir hızlı hızlı bakalım. Kapat şurayı. Bakalım buralardan tornavida falan çıkabilir. Aa, toolbox çıktı. Bir dakika abi. Şunu elimize alalım. Şunu at. Buzdolabı da çıktı ha. Şunları aslında yol yakınken böyle arabaya atabiliriz. Dur bakalım, uğrarız bir daha buraya. Şu garajı açık bırakalım. Abi bir tornavida ver be. Allah Allah. Koltuk var ya. Şunları şöyle yere atıyorum ki arabayla tık tık alırız. Yanaşıp yanaşıp. Yok abi, tornavida vermedi vallahi. Şunlara da bakalım, şuralara da bakalım. Çok böyle sağa sola girip de riske de girmek istemiyorum. Vallahi inat ettim ha. Bir tornavida yok mu ya? Olta var. Hah. Bir tane daha bulursak iyi olur. Anahtar, kilit, metal bir tane alalım. Niye aldım bilmiyorum. Öyle üstümde bulunsun abi. O kadar çok zombi sesi var ki bir yerlerden gelecekler diye tırsıyorum ya. Şu an bir tanesi geliyor galiba. Ha yok. Ne var burada? Tampon mampon var. Bundan maymuncuk yaparız ama maymuncuk ihtiyacımız yok şu an. Neyse ya, iki dolap daha açalım. Ondan sonra şu garajlara da gidip malzemeleri alıp uzayalım abi. Bunları açtık zaten. Burada herhangi bir şey yok. Buralar tamam. Şuradaydık en son. Şunları da açalım. İki tane tornavida hakkımız var. İnşallah takılmayız. Ver mermiyi abi. Abi bir de büyük çanta bulamadık ya. Şaka gibi. Şimdi bir dakika. Böyle bir ayar çekmemiz lazım hemen. Bunları sonra kullanırız. Bunları şöyle aşağıya alalım. Şu silahı şöyle koyalım. Bir dakika. Şunu şöyle yapalım. Bunu tekrar eline al. Okey. Var mı başka bir şey? Üst katı da bakacağım. Dolap açamayacağız. Kilit açamayacağız ama en azından bakalım. Buralarda da tornavida çıkabilir bu arada. Bunları ver. Karşınızda ne zaman ne silah çıkacağı belli olmadığı için bütün şeyleri almaya çalışıyorum abi. Mühimmat tarzı şeyleri. Bir tane daha job çıktı bu arada. Şunu garajlar kısmına atabilir miyim abi? Garajlar kısmı nerede? Bir dakika. Elini al. Bunu şöyle fırlatabilir miyim? Evet, çok güzel. O orada kalsın. Şu jopu da alalım. Neredeydi o? Buralarda bir şey göremedim. Hücreler boş. Hadi şuradan bir tornavida ver de şunları da açalım. Yok abi, sürekli tel toka maymuncuk falan veriyor.
Bizim gelişmiş tornavidalarımız da vardı. Onlar da gitti ya. Olacak iş değil gerçekten. Neyse haydi arabaya. Hızlı hızlı. Artık buralar tehlikeli olmaya başladı. Şu garajlara da bir uğrayalım. Ondan sonra yerdeki eşyaları alalım. Sonra gidelim değil mi? Şimdi burada yere de bıçak bırakmışız. Şu kapıyı alabilir miyiz? Yok. Buraya bir gireceğim. Ver bunu. Koltuğu alamıyoruz. Okey. Şu buzdolabını alalım ya, lazım olur. Telefonu ver. Burada başka bir şey. Heh. Job. Şunu tamir edip satabiliriz. Burada başka bir şey yok. Buradan çıkış yok. Şöyle gidelim. Bu garajda bir şey var mıydı? Hatırlayamadım ki. Oraya girebileceğiz mi bu arada? Yok, giremeyeceğiz. Çok da zorlamaya gerek yok. Neyse, devam edelim yolumuza. Bir benzinliğe uğrayabilir miyiz acaba ya? Dur bakalım. Benzinliğin orada yine zombiler cirit atıyor mu? Bir bakalım. Olmadı, temizleriz ya. Zaten benzinlik şurası. Bir bakalım şöyle. Umarım hemen spawn olmamışlardır. Ya spawn aralıkları gerçi, evet, spawn olmuşlar. Şöyle hemen çekelim üstümüze. Gelin bakayım. Bombacı da geliyor. Bombacı bombacı. Abi bu kadar kalabalık olur mu bir mekan ya? Gözünüzü seveyim. Bu nedir? Dur bakalım. Bir kısmını şöyle çekelim. Ben burayı bir temizleyeyim. Evet, bir geniş tur attıktan sonra benzinliğe tekrardan geldik. Abi sadece içeride bir sürü zombi var ya. Baksana 1, 2, 3 tane. Oha. İn bakalım. Hemen şuradan bir benzinimizi dolduralım. Uzayalım. Yalnız şu var ya, aradan bazen çıkabiliyor ya. Bu boşluktan. Hadi abi hızlı. Bitmi bin bin bin. Atla atla atla. Tamam, benzin işini hallettik. Bakayım doğru mu gidiyoruz. Geri döneceğiz. Evet, hallettik abi, tamamdır. En azından işlerimizi toparladık. Ben buradan doğru yeni evimize doğru sürüyorum. Oraya geldiğimde tekrardan birlikteyiz. Evet, yeni malikanemiz, yeni evimiz. Hemen şöyle dışarıdan bir kontrol. Uzak kaldık ya. Vallahi uzak kaldık ha. Bayrağımız duruyor. Okey. Bir araba daha spawn olmuş. Burada sürekli araba spawn oluyor ama doğru düzgün araba spawn olmuyor. Kalsın abi, sıkıntı yok. Bak, en sonki videoda yine aynı bu şekilde bırakmıştık. Videoyu burada bitirmiştik. Sonra oyuna bir girdik ki araba yok. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Yani önlem de alamıyorsun ki arkadaş. Gidince gidiyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Evet, bu bölümlük bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde artık evimizle ilgili bazı detaylar yapacağız. Şu arayı kapatmayı düşünüyorum. Şu arayı şöyle kapatıp sanki ufak bir garaj yapılabilir gibi. Hemen ona bir bakalım. Şöyle bir duvar çeksek, hatta şöyle biraz dışarı çıkıp şöyle gelsek, şöyle şurayı kapasak, hem bayrak da içeride olur. Şuraya bir duvar, bir kapı. Arabanın sığacağı şekilde yapılabilir mi? Bilemiyorum. Bakacağız. Ya da şöyle bir çapraz gelip şu merdiven. Evet, burası bir işçilik istiyor gibi. Buraya bir bakacağız abi. Burada bir detay var. Evet. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.